tek millet, tek yürek dediler. Karış karış Azerbaycan'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiler. Kahraman gaziler ve şehit yakınlarına yalnız olmadıklarını hissettirdiler. TÜİB'in destekleyip organize ettiği Tek Millet Tek Yürek Uluslararası İnsani Platformu çerçevesinde bu kez en fazla şehit verilen noktalardan olan Celilabad şehrine gidildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Celilabad Valiliği'nin destek verdiği etkinlikte şehit aileleriyle bir araya gelinildi. Etkinlikte ilk olarak milli lider Haydar Aliyev'in anıtı ziyaret edildi. Ardından Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğruna can veren kahramanların kabirlerine çiçek bırakıldı, dualar okundu. Haydar Aliyev merkezinde devam eden etkinlik şehitlerin aziz hatırası anısına bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşının okunmasıyla başladı. Celilabad valisi Refik Jalilov konuşmasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan ordusunun 44 gün süren vatan savaşında kazandığı şanlı zaferden bahsetti. Askerin cesareti ve eşsiz başarılarını anlattı. Savunma Bakanlığı'nın şehit ailelerinden sorumlu yetkilisi Zümrüt Samadova da konuşmasında Azerbaycan topraklarının bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerin anısının her zaman saygıyla anıldığına dikkat çekti. Şehit aileleri ve gazi ailelerine gösterilen ilgi ve özeni anlattı. Celilabad rayonu biz bilirik ki 44 gün vətən müharibəsində ən çox şəhid vermiş rayonlardan biridir və görüşümüzün də əsas məqsədi ondan bir ibarətdir ki, Türkiyə İctimai Birliyinin nümayəndə heyəti də burada qonaqlarımızla bərabərdir. TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise konuşmasında Tek Millet Tek Yürek Uluslararası Platformu çerçevesinde 2300 şehit ve gazi ailesiyle temasa geçilerek özel destek verildiğini söyledi. Haydar Aliyev'in eğitim milletin geleceğidir sözünden yola çıkarak şehit ve gazi çocuklarının Türk üniversitelerinde eğitim görmesi için bazı adımların atıldığını dikkati çeken TÜİB Başkanı Büyükfırat, söz konusu gençlerin eğitimlerini başarıyla tamamlayarak nitelikli personel olarak memleketlerine döneceklerini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortaklaşa hazırlanan Kardeş Aile Projesi kapsamında şehit ailelerini Türkiye'de ağırlamaya devam ettiklerini de kaydeden Büyükfırat, Yaşat Fonu ile ortak hazırlanan proje kapsamında 20 şehit çocuğunu da yaz kampı için İstanbul ve Çanakkale'ye gönderdiklerini bildirdi. Etkinlik konuşmaların ardından konser programıyla devam etti.